nasıl bir program, nasıl bir tempo, Mickey, Minnie, Mehter, aile hekimimiz ve şimdi doğru nefes almalıyız. Mustafa evet. Bey, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Erken geldiniz. Aşağı yukarı bir yarım saattir şurada duruyorsunuz ve ben diyorum ki Allah Allah nasıl yüzü parlıyor canım, yüzünden ışık çıkıyor. Teşekkür ederim. Yani ne kadar yaptığınız ve anlatacağınız şeyle ne kadar doğru bir şey bu. Hani bir spor hocası zayıf olmalıdır, bir doktor çok sağlıklı olmalıdır ya. Evet. Siz de bu nefesi doğru yapıyorsunuz ki bu kadar aydınlık bir ifadeniz var. Nefes almak hayatımızın içinde hani çok zaten olması gereken bir şey ya. Siz bizim neyle dikkatimizi çekeceksiniz, biz neye dikkat etmeliyiz? Dediğiniz gibi nefes almak bizim kendimizi almamız. Çünkü her şey solunumla başlıyor. Her evet. şey solunumla başlıyor. Burada çiçekler var, burada bu prodüksiyon var, burada bu yapım var, siz varsınız. Her şey nefes almanıza bağlı. Eğer nefes alırsanız yapıyorsunuz. Bilinçli nefes almaktan Bravo. Bahsediyoruz tabii. Şimdi izleyeceğimiz de evet nefes alıyoruz, zaten alıyoruz nefes. Nefes bir şifadır, nefes bir iyileştirme halidir. Buraya nasıl döneceğiz? Nasıl nefes almak? Solunum yolunu aynı zamanda bir şifa kaynağı olarak kullanmak. Açtığımız, başlattığımız yol bu. Çünkü başlangıç noktasında bu bedeni çalıştıran şey oksijen. Evet. Yemek tamam çok güzel, hayat su kaynağı. Harika ancak oksijenle çalışmaya başlıyor. Ve bu beden ben onu bir muhteşem bir uzay aracı olarak görüyorum. Kesinlikle. Çünkü multifonksiyonel bir şey, çok fonksiyonlu, çok boyutlu bir cihaz, bir araç. Ve şimdi biz bunu gözümüzle görüyoruz, kulağımızla duyuyoruz, burnumuzla kokluyoruz veyahut da konsantrasyon veya yaratıcılık bir sürü özelliğimiz var değil mi? Bunların hepsini aslında oksijen ve yaşam enerjisiyle çalıştırmaya başlıyoruz. Onu ne kadar bol alabilirsek o kadar çok çalıştırabiliriz. Bunun fonksiyonlarına o kadar çok yararlanabiliriz. Ve bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz fonksiyonlarımız var. Hani mesela sezgimiz. Evet. İnsanlar herhalde sezgilerinden yararlanmayı isterler değil Mutlaka. Mi? Ben isterim. Siz ister misiniz? Herhalde istersiniz. İşte bu sezgilerden yararlanabilmek için çok daha derinlere inebilmemiz lazım ve bu yönümüzü canlandırabilmek için de oksijenden, yaşam enerjisinden daha bol nefes alıyor olarak yararlanıyor olmamız Peki, lazım. Peki şimdi ekran başında ya da stüdyodaki konuklarımız da ne olur katılımcı olsunlar. Yani dinlediler bizi ve hiç bilmiyorlar böyle bir şey. Bu mu söylediğiniz şey? Değil. Aslında değil. Aslında tüm anneler biliyor. Siz de bir anne olarak biliyorsunuz. Evet. Nereden biliyorsunuz? Bebeğinizden biliyorsunuz. Evet. Çünkü bebeğiniz doğar doğmaz solunum sistemini %80-90 oranında kullanıyor. Evet. Sonradan psikolojik sebeplerle, çok çevresel sebeplerle benim tavizler vermek dediğim bir şey yapıyor ve çevresine kabul edilmek adına çevresinden gördüğü o çok daha primitif düzeydeki, daha yeni düzeydeki bilinciyle bazı şeyleri taklit etmeye, bazı şeyleri de yapmamaya başlıyor ve bazı yerlerine nefes almamaya başlıyor. Hı. Halbuki şu anda bebekleri olanlar biliyorlar ki onların o karınları hareket ediyor. Hı hı. Çünkü daha diyaframları yumuşacık. Diyafram aslında şuradaki diyafram dediğimiz evet, organ, evet. organ diyorum. Biz kas diyen insanlar var. Halbuki bu bir kas değil. Sertleşmesi gerekmiyor. Ne kadar esnek olursa o kadar iyi. Çünkü ne kadar esnek olursa o kadar iyi sindirim yapabilmenizi de sağlıyor. Yaşamınızda da o kadar esnek bir insan olmanızı sağlıyor. Bebekler böyle. Çok o yüzden gülümsüyorlar. Evet. O yüzden ayağına bakıyor, gülümsüyor. Birisi elini uzatıyor, bana gülümse diyor. Hayır, bebek zaten herkese gülümsüyor. Evet. Çünkü mutlu. Ve çünkü o doğru tekrar nefes almayabiliyor. Evet, tekrar oraya dönebiliriz. Yani tekrar orijinal formatımıza dönebiliriz. Ve o zaman da yaşamın üstümüze yüklediği olumsuz düşünceler, olumsuz duygular, karakter denen aslında var olmayan insan tabiatı denen, özümüze çok da yakın olmayan stres gibi, asabiyet gibi, öfke, kıskançlık, melankolik olmak gibi şeylerden de bunları doğru nefese kurtulabiliriz. Tabii ki. Nasıl bir program? Mesela tamam, stresten nasıl kurtulacağız? Nasıl yapacağız bunu? Ya mesela şöyle bir genel bir şey söyleyeyim ki genelde stresli olan insan veya stresli oldukları anlarda bu bölgelerinde bir sertleşme Kesinlikle. Hissederler. Kesinlikle. Evet. Diyafram çünkü yukarı doğru toplanmaya başlamıştır. Burada doğru nefesin de veya solunum yolunu açmanın da bu durumu da gidermenin yolu aslında karna doğru nefes alabilmek. Yani karna doğru nefes alabilmek dediğimiz şey nefes aldığınız sırada karnınızın dışarı doğru çıkıyor olması nefes veya aldığımız sırada karnın dışarı çıkması ve verdiğiniz sırada düşmesi. Nefes vermek için de uğraşmamanız. Neden uğraşmamanız? Çünkü bitmiş bir şey. Ona niye enerji harcıyorsunuz ki? Esas almak olan, değerli olan. Bu yaşama biz almak için geldik. Alacağız ki tecrübe edelim. Vererek bir şey olmuyor. Yani yaşam nefes alınarak yaşanıyor. Dikkat. Evet. Nefes verilerek değil.
Nefes vermek sadece nefes alacak yeri açmak için. Ve önemli bir şey daha. Bunu sporcularda görüyoruz. Özellikle yurt dışındaki sporcularda. O yüzden mesela burada da paylaşmak istiyorum. Bazen hekimlerimiz veyahut da bazen eğitimciler burundan nefes almak üzerine bir şey, bir öneride bulunuyorlar. Şimdi ben de diyorum ki bizi yaratan kudret herhalde ikisini de alternatif olarak vermiş ki ağzımız da bağlantılı. Ağzımız da solunum yoluna bağlantılı. O yüzden de ihtiyaç duyduğunuz an, biraz önce dediğiniz gibi bir stres anı olabilir, bir sınav sırasında olabilir, bir konuşma yapacaksınızdır, bir sunum yapacaksınızdır. Önemli birisiyle önemli bir şey paylaşacaksınız, belki evlenme teklif edeceksiniz. Evet, ağzınızdan nefes alın, karnınıza doğru nefes alın. Böylece içerideki oksijen miktarı artacak, sizin de gücünüz artacak. Siz o kadar daha çok bir insan olacaksınız. Peki bana mesela ağzından nasıl doğru nefes almalıyım gösterir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Memnuniyetle. O sırada aklıma başka bir şey geldi de. Ne geldi aklınıza gelen şey şu. İnsanlara baktığım zaman mesela nasıl nefes aldıklarından gözlemleyerek onlar hakkında çok şey aslında hissedebiliyorum. Ama o ne kadar değişiyor değil mi aslında? Evet. Yani üzgün bir şey anlatırken, kırgın, bravo, heyecanlanırken, bravo. Aşkı konuşurken, ayrılığı konuşurken hepsi nabzımızın atışı değişiyor, bravo, nefesimiz de değişiyor. Bravo. Sen dün programınızı izledim. Siz iki konuda harika şeyler söylediniz. Onu da tebrik etmek istiyorum izninizle. Teşekkür ederim. Yani bir kadın milletvekili, bayan milletvekiliyle konuşurken ayakları yere sağlam basan bir annenin yetiştireceği çocuklar ve onlar vasıtasıyla yetişecek jenerasyonlar. Bir de sezaryenle ilgili uyarınız muhteşemdi. Evet. Ancak bir anne bunu yapar. Sağ olun. Dikkatiniz için tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Ben ne güzel izlemişsiniz. Ben de sizi tebrik ederim. Çünkü benim çalışmamda da ben insanlara ilk sorduğum şeyden bir tanesi nasıl doğdunuz diye soruyorum. Ya. Çünkü yaşamın geri kalanı o kadar etkiliyor. Çünkü sezaryenle dediğinizde paylaşmak istiyorum eğer izin verirseniz. Çok sevinirim. Doğrulan bir çocuk. Çok güzel dediniz ki daha henüz kendisi daha çıkma sırrı yapmadan alınıyor. Öyle bir isteği yokken. Ve o istek o kadar önemli ki çünkü yaşamda yapma denen, eyleme geçme denen davranış o anda tabiat, yaratıcı o bebeğe o dürtüyü veriyor. Bebek harekete geçmeye başlıyor ve doğumu gerçekleştiriyor. Evet. O dürtü daha ortaya çıkmadan tıbbi gerekçe olanlara saygı gösteriyorum. Ancak tıbbi gerekçe olmadan... Alınan bebek yaşam boyu o dürtüyü göstermekte güçlük çekebilir. Ne kadar güzel söylediniz. Onun ismi doğan bebek değil, alınan bebek. Alınan bebek. Ve o zaman da yaşamı boyunca... Çocuğu aldırmaya gidiyorsun. Yaşamı boyunca kendisi için bir şeyler yapılmasını bekleyebiliyor bu insanlar. Ne oluyor? Benim gibi birisine geliyorlar. Evet. Ki o dürtüler dönüşebilsin ve tekrar o eylem duygusu, yaşam sevinci ortaya çıkabilsin. Ve şimdi tekrar demin söylediğime geleyim. İnsanlara bakarken çok güzel yine bir tespit yaptığınız için aklıma geldi. Nasıl değişiyor değil mi? İşte neşeliyken veya üzgünken. Tabii. Ben de şimdi tersinden söylüyorum. O zaman nefesini değiştirelim, moodunu değiştirelim. Nefesini değiştirelim, ruh hali değişsin. Olabilir böyle bir şey. Evet. Çünkü tamam. İnsan niye melankolik kalsın? Bu tabiatına aykırı. İnsan çok çareli bir varlık. Değil mi? Kesinlikle. Neden o kendisini çaresiz zannetsin peki, ki? Peki doğru nefes almak. Şimdi mesela bir ilaç alıyorsam ilacı aldım suyumu içtim. Evet. Veya siz bana deseniz ki yürüyüş yapın. Eşofmanlarımı aldım çıktım yürüyüş yaptım. Doğru nefes almak için evin sessiz bir köşesine mi çekilmem lazım? Hayır. Ben şu anda da alıyorum zaten. Hah. Ama nasıl bunu alışkanlık haline getireceğiz? Çünkü vücut bunu biliyordu. Bir şekilde bastırıldı. Eğer biz onu yeniden nasıl diyelim... istikameti gösterirsek vücut onu tekrar hatırlamak durumunda. Vücudun derinliklerinde var çünkü bizim dokularımızda var. Ve bunu hatırladığınız zaman hatırlıyorsunuz ve bir anda zevk alın. Bundan yani hoşlanmaya başlıyorsunuz çünkü vücut orijinale dönüyor. Deneyelim mi? Deneyeceğiz. Hanımlar nefes almak önemli mi sizin için? Ay zaten alıyorum ama doğal gaz bu kadar elektriğe zam geldi bununla mı uğraşacağım? Böyle bir şey mi yoksa? Önemli. Peki hiç duydunuz ve denediniz mi böyle bir şeyi? Faydasını göreceğinize inanır mısınız? Bunu bütün samimiyetimle bakın bu işin uzmanının yanında soruyorum. Sanki hafife alınıyormuş gibi hissediyorum. Halbuki şöyle bir soru sorabilirim. Yani zaten alıyorum nefes. Hey koyun can derdinde, kasap mal derdinde demesin izleyici. Tam da aslında ikisini de sağlayan şey. Evet. İkisine de yanıt veren bir şey. Şöyle bir soru sorsak, daha iyi sindirim yapmak isteyenleriniz var mı? Sindirimini geliştirmek isteyenler. Daha çok enerjik olmak isteyen var mı? Evet. Evet, değil çok mi? Evet. Ve bunların hepsi buna bağlı. Eğer çünkü solunum yolunuzu doğru kullanabilirse insan daha iyi sindirim yapacak. Daha iyi kalori yakacak. Daha çok enerji... Kalori? Baba. Mansur bizi evet. Çeksin bekleye, diye. Bekleye tamam, söyledi çok evet. İstekli bir kobayım. Buyurun. Rica ederim. Harika, harika bir örneksiniz. Evet. Bir önerim şu olacak. Mesela... Rahat davranabilir miyim? Tabii canım. Tabii. TRT nasıl evimiz? Aynen öyle. Okay. Şimdi birinci önerim mümkün olduğunca sırtınızı günün her zamanında
dik ve hareket etmeyecek şekilde tutmaya özen gösterin. Uyurken de, otururken de, dururken de. Çünkü sırtınız ne kadar hareket etmezse o kadar rahatlar ve bu insanda pişmanlıktan hoşlanan var mı burada? Suçluluk hissetmekten? Harika. Bunlara yol açabilecek bir şeydir. Demin nasıl dedi Gülben Hanım, işte nasıl nefes aldığınızla ruh halinizin bağlantısı. Sırtın hareket etmesi, özellikle nefes alırken sırtın kullanılması, sırtın gergin olması bu insanlarda daha pişman olmaya yatkın. Sırtımız dik olmalı. Evet, sırt dik ve rahat olmalı. Tamam. Okay. İkinci dikkat edeceğiniz şey, ağzınızı kullanın diye önereceğim. Neden? Çünkü 2,5 kat daha fazla oksijen alabileceksiniz. Hmm. İçeriği besleyeceksiniz şimdi. Yapacağınız bu. Ben bir eğitmenden ağızla yemek yenir, burunla nefes alınır diye bir bilgi almıştım. Çok güzel. Bir şey diyemem, şunu sadece söylüyorum. Herhalde bizi yaratan kudret böyle bir hata yapmış olamaz. Yani bağlamazdı burayı. Ben Afganistan'a gittim. O kadar tozlu bir yerdi ki zaten ağzımdan nefes alamazdım. Bir de buraya şey sarmak durumunda kaldım. Şal sarmak durumunda kaldım çünkü çok toz vardı. Çöldeyseniz anlarım. Eğer çok dumanlı, Mecidiyeköy'de, viyadük altında, otobüslerin arasındaysanız anlarım. Ancak eğer burada, ben burada ağzımdan nefes alıyorum. Bu benim hem daha rahat konuşabilmemi sağlıyor. Hem daha çok oksijen alıp daha konsantre... Ben artık alıştım ve uyurken de ağzımdan nefes alabiliyorum. Ancak bütün mesele şu ki solunum yolu açıldıktan sonra burnunuzdan da bir süre sonra daha çok oksijen almaya başlıyorsunuz. Çünkü mesela ben burnunda... Ben ağzımdan nefes aldığım zaman bazen kuruluk yapıyor. Kışın ısıtmadan dolayı hep yere bir herhangi bir tasın içinde bir su koyuyorum. Çok yani iyi bir fikir. Kaloriferin üstüne de konabilir. Bu çok eski bir adettir ama çok doğru olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ki nemi alıyor. O yani bir sürü yok buhar cihazları var, bir şeyler var ama eskilerin sisteminden şaşma. O bir tasın içerisinde su resmen sabah kalktığınızda azalıyor. Nem çok önemli yani burun ağız. Peki tamam ben tamam. Şifalı. Tekrar teyit etmek için söyleyeyim. Süpersonik bir cihaz getirdim bir yanda. Ne? Bu bana bak nasıl hazır baba bak. Evet şifalanmak, enerji almak bu bir çok... Şişenin kapağından kesilmiş bir parça. Bunu bir örnek olarak vereceğim neden söylediğimi. Tekrar söylüyorum ağızdan nefes almak zorunda değilsiniz. Sadece burnunuzdan alıp da zorlamak yerine ağızdan uygun bir ortam, temiz bir ortamda oksijen takviyesi yapmak için öneriyorum bunu. Tamam. Yapacağınız şey bir ağzınızdan karnınıza nefes alacaksınız. Ve vücudunuz bunu biliyor aslında. Sadece bu sözü takip edersiniz. Belki bizi izleyenler de tabii katılmak ki, isterler. Tabii ki inşallah. Öneririm. Hele ki yemek yemişseniz, hele ki sabah uyanmışsanız, yemeğin üzerine bu nefesi almak, sabah uyanmışken bu nefesi almak, oksijen artışı, enerji artışı almak harika bir şey. Aç karnına veya tok karnına fark etmez. Hiç fark etmez. Tamam. Her zaman yapabilirsiniz. Özellikle mesela dedim ya sınava girmiş çocuk mesela. Şimdi ben kullansın. Karnımı mı şişireceğim? Evet. Ay Allah hiç karnım İyi haber, yok. Nasıl bunu yaptıktan sonra o karının düzlenmesi çok daha fazla oluyor. Tamam. Okay. Bir sürü iyi haber veriyorum size bugün. Şimdi yapacağınız şey ağızdan diyaframınızı kullanarak karnınızı şişirerek, sanki düşünün ki karnınızda bir balon var. Balonu ne kadar şişirebiliyorsunuz bakalım. Ay, İsterseniz ayaklarınızı da önünüze koyun. Şişer şimdi. Okay. Alın, şişmeye. Karnınıza nefesi alın, sonra da hiç çabasız bir şekilde bırakacaksınız. Vermeye uğraşmayın. Ben bir kere böyle sesi size hissettireyim. Ben, hemen bakayım. Evet. Hiç vermeye uğraşmayın. Yoga yaptığınız için gayri ihtiyari verme çabası gösterebilirsiniz. Evet. Olabilir. Vermeye çaba göstermeyin. Sadece bırakmayı hissedin. Arkanıza da yaslanın iyice. Sen de yapsana. Evet. Ağız açık. Karnınız dışarıya doğru şişiyor. Ve bir bırakmayı hissediyorsunuz. Karnına doğru nefes. Nefes veriş çok hafif ve çabasız. Daha böyle bir şey yap. Nefes alış ve verişiniz de bağlantılı. Nefes alış ve veriş bağlantılı. Dairesel bir nefes alış veriş. Böyle bir hoş oldum. Olursunuz. Ama aynı enerjik olacaktım uykum evet, geldi. Evet bu uyku olsun. Gelmesi değil. Oksijeni ilk başta vücut alışmadığı anda bu davranış henüz alışmadığı anda bir rahatlama hissediyor. Neden? Sizinle ilgili bir örnek verebilir miyim? Tabii. İzin veriyorsunuz. Estağfurullah. Okay. Mesela siz yapı olarak biraz kendi hayatınızda ve özellikle sizi ilgilendiren tüm çevrelerde belki işinizde ve belki aile hayatınızda, dost hayatınızda belirleyici bir insan mısınızdır? Yani neyin nasıl olması gerektiği konusunda biraz yapan evet, bir insan evet. mısınızdır? Evet, bir organizeyi seven, kontrol evet. mekanizması hani, çok yüksek. Trafiği yöneten, evet. değil mi? Trafik evet. kelimesi bile herhalde yerine çok oturuyor. Çok doğru. Okay. Ve hatta bunun bir yönü, sizinle ilgili bir ikinci bir yönü daha var. Siz aynı zamanda çok da sorumluluk alabilen bir yatkınlığınız var değil mi? Okay. Peki niye böyle? Hiç okay. olmasa keşke. Evet, değil mi? Olmayabilir mi böyle? Olmayabilir. Allah. Size o yüzden önerim şu olacak. Mümkün olduğunca mesela yatarken veyahut da dinlenirken omuzlarınızı arkaya bırakabileceğiniz ve üst göğsünüzü birazcık yukarıya kaldırabilirseniz sırtınız ve postürünüz rahatlayacak. Buradaki eski şu anki
o sorumluluk alan his çözüldüğü zaman, omuzlarınızdan, boynunuzdan ve şu tam üstte hissedeceğiniz şeyler çözüldüğü zaman bu alışkanlık değişebilir. Neden bunu söyledim? Dedi ki biraz önce Gülben Hanım, bir rahatlama hissettim. Hani enerjik olacaktım. Çünkü o demin söylediğim durumu belirleme davranışı şuradaki diyaframın orta noktasından kaynaklanıyor. Orası yumuşamayı fırsatını bulabildiği anda uzun süredir yapamadığı bir şey ve rahatlama hissini hissettiriyor. Peki, şunu denemeliyiz, vaktimiz azalıyor çünkü. Bunu da şöyle öneriyorum, eğer ağzınızı açık tutmakta bu egzersizi böyle birkaç dakika yapmak isterseniz, eğer bir güçlük yaşarsanız bir şişeden kesin bunu. Ben mi göstereyim? Evet, siz gösterin. Abi temizdi ya, sadece 8 kişi olsun, kullandı. Olsun, yine de siz kullanın. Okay. Bu demin gösterdiğiniz daha nefesi da arttırıyor. Daha konsantre olup daha belki. Daha da arttırabiliyor. Çünkü neden? Bir huni görevi görmüş oluyor. Ağız kapanmıyor. Buradan havanın daha kolay girebilmesini sağlıyor. Çünkü gayri ihtiyari ağzınızla yutkunma güdüsü gösterebilirsiniz. O olmasın diye ve o da çok önemlidir. Ağzınıza açık nefes alıp burundan veya ağızdan kesintisiz nefes alabilmek bilinçaltınıza hayattan da iyi ve güzel şeylerin sürekli gelmesine izin veriyorum anlamı taşır. Peki Mustafa Bey, bizi izleyenler doyamadıysa, bizim çok sohbetlerimiz böyle olabiliyor ama biz bunu seviyoruz. Çünkü tekrar konuk almak istiyoruz sizi. Nereden ulaşabilirler size? Mucizebilinci.com web sitem. Mucizebilinci.com veya şifaçemberi.com adreslerinden bana ulaşabilirler. Çalışmalar hakkında bilgi alabilirler. Veyahut da belki de birlikte bir çalışma organize ederiz. Kesinlikle öyle yapacağız. Yapacağız. Birlikte bir şey yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok tweet geldi panik atak hastalığıyla ilgili. Devam edeceğiz. Bugün programımızı bunun üzerine yaptık. Yanımda aile hekimi Doktor Ofelia Cabral var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Panik atak dedik. Panik atak nedir? Panik atak, yaşadığımız dünyada pek çok dış tehdit var. Ve bu dış tehditlerden bizi korumak için bedenimizde pek çok seviyede koruma mekanizmaları var, alarm mekanizmaları var. Hücresel seviyede, organ sistemleri ve makro seviyede. Panik atak dediğimiz zaman bir alarm sisteminden bahsediyoruz. Başımızın arkasında ilkel beyin dediğimiz bir bölüm var. İlkel beyin diyoruz çünkü ilkel beyin kapalı bir program. Aynı bilgisayarınızdaki Excel programı gibi, Word programı gibi. Yani dışarıdan komut almaz, yazılımında ne varsa onu yapar. İlkel beyninin bir parçası olan otonomik sinir sistemimiz var. Otomatik sinir sistemi de denebilir. Çünkü bizim kontrolümüz dışında çalışıyor. Bilinçli beynimizin kontrolü dışında çalışan bir sistem. Otonomik sinir sisteminin bir alarm mekanizması var. Bu mekanizmanın adı savaş ya da kaç mekanizması. Savaş ya da kaç mekanizması aynı bir alarm mekanizmasının taşıdığı bütün özellikleri hocamızın taşıyor. Hocamızın mikrofonunu seslendirin biraz. Evet. Mesela, peki biz anlar mıyız? Yani bunun belirtisi var mı? Bize sinyal verir mi hocam? Kesinlikle. Mesela bir alarm mekanizmasının tetikleyicisi vardır, değil mi? Savaş ya da kaç mekanizmasının da tetikleyicisi var. Savaş ya da kaç mekanizmasının tetikleyicisi hayatınız tehlikeye girdiğinde devreye girmesi gerekiyor. Ama hayatınızın tehlikeye girdiğini nereden anlıyor, değil mi? Bu makine elektrokimyasal manyetik bir makine. Bu üç enerjiyle çalışıyor. Elektromanyetiğini bırakacağız bugün, kimyasına bakacağız. Şimdi her alarm mekanizmasının tetikleyicisi var, değil mi? Mesela yangın alarmının duman, araba alarmının sarsıntı. Her neye ayarlıysa her alarm mekanizması bir tetikleyiciyle çalışıyor. Savaş ya da kaç mekanizması da bir alarm mekanizması. Sizin hayatınızı korumak, kollamak üzere dizayn edilmiş bir alarm mekanizması. Tetikleyicisi var. Yani sizin hayatınızın tehlikeye girdiğini nasıl anlıyor? Kanınızdaki adrenalin molekül sayısı eşiği aştığı zaman, bir eşik var genlerinizde, kodlu bir eşik. Bu eşik aşıldığı zaman yazılımda şu var. Eşik aşıldıysa hayat tehlikededir, savaş ya da kaç mekanizmasını devreye sok. Savaş ya da kaç mekanizması devreye giriyor. Peki panik atak nedir o zaman? Panik atak sizi korumaya, kollamaya dizayn edilmiş bir alarm mekanizmasının Allah Allah. Sizin korumaya, kollanmaya ihtiyacınız olmadığı zaman devreye girmesi. Mesela şöyle Seda Hanım, hırsız alarmınız çalıyor, hırsız yok. Panik atak böyle bir şey. Fiziksel bir örnek verdiniz, evet. Alarm çalıyor ama hırsız yok. Hırsız yok. Yani savaş ya da kaç mekanizması, alarm mekanizmanız devreye giriyor ama hayatınız tehlikede değil. O zaman burada sormamız gereken birkaç soru var. Bir tanesi, neden herkeste olmuyor? Çünkü otonomik sinir sisteminin yazılımı 3 aşağı 5 yukarı hepimizde aynı. Değil mi? Hepimiz bu odada çok farklı görünüyoruz mesela. Ama hepimizin otonomik sinir sisteminin yazılımı aynı. Şöyle düşünün, bu odada herkesin
bilgisayara ulaşımı vardır. Ama sorsak hep kardeşlerime tek tek, hepsinin bilgisayarı farklı markadır. Ama hepinizin bilgisayarındaki Word programı aynı. Aynı şekilde. Seda Hanım çok güzel mesela. Seda Hanım'la farklı görünüyoruz. Ama Seda Hanım'la hepimizin otonomik sinir sisteminin yazılımı aynı. O halde madem yazılım aynı, bazı insanlarda neden alarm mekanizması hayatı tehlikede değilken devreye giriyor, bazılarında girmiyor. Niye ortaya çıkıyor peki? Değil mi? Niye güzel. Oluyor? Bu kişilikle çok alakalı. Amerika'da 1954 yılında bu konuda yapılmış çalışmalar var. Çalışma şöyle, biliyorsunuz Amerika'da her yıl kasırgalar oluyor. Bu kasırgalardan birinde hayatta kalan insanları, hani kasırgadan sonra, felaketten sonra hayatta kalan insanları 6 ay boyunca takip ediyorlar. Acaba ne kadarı psikolojik rahatsızlık geliştirecek diye. Ve 6 ay sonra bu insanların hepsi tamamı psikolojik rahatsızlık geliştiriyor. Bir sıkıntı yok değil mi? Bu insanlar kötü bir film gördüler, tabii. Kayıp yaşadılar ve tabii ki psikolojik rahatsızlık yaşayacaklar. O zamanki soru şu, bu insanların hepsi aynı kasırgadan kurtuldu, hepsi aynı felaketi gördü, niye hepsi depresyon olmuyor? Niye hepsi anksiyete bozukluğu olmuyor? Hepsi başka başka rahatsızlıklara uğruyorlar. Bunu araştırıyorlar 4 yıl. 4 yılın sonunda araştırmanın son cümlesi şu, psikolojik rahatsızlıklar kişilik seçer. Kişi kendi seçiyor. Bu hastalık kişiyi kendi seçiyor. Böyle bir şey mi? Şöyle, çok haklısınız. Aynen İstediğine öyle. İstediğine gidiyor yerleşiyor yani. Şöyle bir şey. Kişilik dediğimiz zaman hayattaki önceliğimiz demek. Yani hayata baktığımızda gördüklerimiz. Çünkü şu pencereyi açıp dışarıya baksak hepimiz farklı bir şey görürüz değil mi? Evet. Kimimiz çöpleri görürüz, kimimiz çiçekleri görürüz, kimimiz yürüyen insanları Herkes görürüz. Herkes farklı bir şey görür, doğru. Ve gördüğünüz her şey sizde bir düşünce yaratır. Ve her düşünceye beyniniz hiç üşenmez bir kimyasal salgılar. Günde ortalama 60 bin düşünce düşünüyoruz İngilizlere göre. Bence Türkler 120 bin civarında düşünüyorlar. Çok yoğun zihinleri. Doğru. Şimdi her düşüncemize bir kimyasal salgılıyoruz ve düşüncelerimizin cinsine, cibilliyetine göre olumlu ya da olumsuz diye ayırırsak, o halde düşüncelerimizin %50'den fazlası olumsuzsa olumsuz kimyada oluyoruz değil mi? O zaman ne oluyor? Mesela diyelim ki A tipi kişi. Çünkü panik atak A tipi kişileri seviyor. A tipi kişiler hayata baktıkları zaman yolunda gitmeyen, akıllarına yatmayan, zevklerine uymayan, işe yaramayan, mükemmel olmayan her şeyi görüyorlar. Mesela diyelim ki A tipi kişinin özellikleri, A tipi kişi mükemmeliyetçi, hayatında en az bir alanda, bütün alanlarında mükemmeliyetçi olmamız mümkün değil. Detaycı, endişeli, vesveseli, yakınlarını kaybetme kırılgan. Korkusu, kendi ölüm korkusu, evet. Öleceği korkusu. Evet, bu endişeleri taşıyor. Kuralcı, seçici, yani zor beğenen, eleştirel, eleştirilmeyi sevmeyen, sabit fikirli, biraz olumsuza yatkın, esnek olmayan, çoğu zaman disiplinli, çoğu zaman planlı, programlı bir yapı. Şimdi bu yapı hayata baktığı zaman gördükleriyle C tipi kişinin, yani yiyelim içelim, gezelim tozalım, hayattan başka ne var ki? Kişinin, C tipi kişinin hayata baktığında gördükleri farklı. Diyelim ki bu iki kişi bu stüdyoya geldi. Ben o zaman potansiyel bir şeyim. Panik atak hastası. Yani kuralcı olarak, disiplinli olarak, mükemmeliyetçi olarak potansiyel miyim acaba? Allah korusun. Ay korktum. Öyle miyim hocam? A tipi kişileri seviyor panik atak. Çünkü şimdi kişiliğimiz, hayattaki önceliğimiz kişiliğimizi oluşturuyor. Kişiliğimiz, yani baktığımızda gördüklerimiz kimyamızı oluşturuyor. Kimyamız da uğrayacağımız psikolojik rahatsızlığı belirliyor. Çünkü her psikolojik rahatsızlığın kimyası farklı. O zaman bizim kimyamız hangi psikolojik rahatsızlıkla eşleşiyorsa ona uğrayabiliyoruz. Birincil olarak, öncelikli olarak. Panik atağın belirtileri Mesela biz anlayabilir miyiz panik atak hastası olduğumuzu? Bize ne gibi sinyal verir? Öyle değil mi? Belki burada bir sürü şey yaşayan var ama hastalığın tanısını, teşhisini koyamayan var ya bilemeyen var. Doktor. Hatta doktora en son gidiyor. Bunlar önce üfürükçülere gidiyorlar. Ay ne oldu bana diye. Tabii bir şeye mi uğradım diye Allah korusun. Şimdi panik atak teşhisi çok kolay aslında. Üç tane aslında çok belirtisi var ama üç tane yıldızlı olmazsa olmaz ana belirtisi var. Birincisi panik ataklı hasta panik ataktan önce mutlaka bir kayıp,
travma, bir dram yaşar. Mesela sevdiği insan ölür, sevdiği insan terk eder, sevdiği insana güveni kırılır, sevdiği insan zarar görür, evlenir, büyük bir travmadır, boşanır, daha büyük bir travmadır, çocuk sahibi olur, ikisinin arasında bir travmadır, askere gider, askerden gelir, emekli olur, iflas eder, ortaktan ayrılır, başka şehre taşınır. Bunların hepsi yani bir travma yaşar ya da birkaç travma. Bu travmadan sonra zaten A tipi kişi, adrenalini zaten yüksek Seda Hanım. Evet. Bu travmayı da yaşayınca adrenalin eşiği aşar. Adrenalin eşiği aşınca alarm mekanizması devreye girer. Hayatı tehlikede değil ama eşiği aştığı için savaş ya da yani koruma mekanizması sanki hayatı tehlikedeymiş gibi devreye girer. O zaman hasta ne yaşar? Çarpıntı, endişe, sağda solda uyuşmalar, mide bulantısı, baş dönmesi, denge kaybı, ortama yabancılaşma gibi 32 tane belirtisi var. Her panik atak... Mesela biraz önce bir tweette şöyle bir şey yazıyordu sevgili hocam. Sürekli bayılmaları nedeni panik atak olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Evet, panik atakta hayır. Panik atakta bayılma olmaz. Neden olmaz? Çünkü panik atakta kalp atışı hızlanır. Kalp atışı hızlanınca beyne giden kan akımı 1/3 oranında artar. Beyne giden aksi kan yani. Akımı... Evet, aksi şeyler olur. Kesinlikle yani panik atak en son bayılacağınız yer. Çünkü bayılabilmeniz için beyne giden kan akımının %50 azalması gerekiyor. Hmm. Peki panik atak hastası işte geldi, teşhisi koydunuz, panik atak olduğu ortaya çıktı. Tedavisi nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ben hasta eğitimine çok inanıyorum Seda Hanım. Yani hasta ister diyabet hastası olsun, ister hipertansiyon, ister panik atak olsun. Her şeyden önce hastanın çok iyi eğitilmesi gerekiyor. Hı. Çünkü hasta neden hastalığı olmuş, belirtileri neden yaşıyor? Bunları bildiği zaman bu tedavinin yarısı psikolojik rahatsızlıklarda bazen tamam. O halde panik atak tedavisinde hasta iki bölümden oluşuyor tedavi. Benim anlatacağım tedavide evet. Dış kaynaklı bir tedavi. Bu tedavide hasta 9 ile 5 arasında bir gün uzmana gidiyor, kliniğe gidiyor. 9 ile 5 arasında 6 saat boyunca eğitiliyor. Ne eğitimi alıyor hasta? Otonomik sinir sistemi nasıl çalışıyor? Ve bu çok önemli. Çünkü hasta şimdi bu yaşadığı belirtilerin onu öldürmekten çok uzak, onu korumaya yönelik olduğunu bilse o kadar korkar mı? Korkmaz değil mi? Evet. Bilmek yolun yarısı. Hani bilenle bilmeyen bir olmaz. Değil mi? Peki bu tedavi süresi mesela bir günde tedavi edilebilir mi? Evet, bu tedavi programına göre bir günde panik atak tedavi edilebilir. Şöyle, o 5-6 saatlik eğitim programından sonra, panik atak seminerinden sonra tedavinin ikinci kısmı hastaya bir CD-DVD programı veriliyor 21 günlük. Hı, hı. Hasta bu CD-DVD programını evde kullanıyor ve 21 gün sonunda panik atağından kurtulmuş oluyor. Bu programın özelliği şu, hem bilinci hem de otomatik zihni, yani bizim bilincimizin dışında çalışan zihnimizi aynı anda eğitmesi. Çünkü çoğu tedavi programı ya sadece bilinci eğitir ya sadece otomatik zihni eğitir. Tek kanatla uçmuş oluyorsunuz o zaman. Bu tedavi programı ikisini birden eğitiyor. Yani hastanın hem farkında olduğu zihnini hem de otomatik çalışan zihnini birlikte tedavi ettiği için tedavi programının başarısı %95. Yani bir tek seansta panik atak hastası tedavi edilebilir. Kurtulabiliyor. Yeter ki teşhis yerinde olsun evet. Diyorsunuz. Zaten bu tedavi programı dünyada 23 yıldır uygulanan bir program. 12 ülkede uygulanan bir program. Üzerinde çok istatistikler yapılmış bir program. Peki tek seansta tedavi ettiniz. Bu bir program diyorsunuz. Bu uygulandığında tedavi edilebilir. Tekrar eder mi sonra? Bu programla tedavi edilen panik atak tekrar etmez. Çünkü alarm mekanizması tekrar yerine oturtuluyor. Ama panik atak asıl sıkıntı biraz önce doktor beyin de bahsettiği gibi evet. Panik atak değil. Çünkü panik atağı tedavi etmek kolay. Bilmek çoğu hastayı rahatlatıyor. Yani hastaların %90'ı sadece bildikleri zaman neden ben ortama yabancılaşma yaşıyorum, neden benim sol kolum uyuşuyor. Mesela hastalar uyuşmalardan çok korkar. Dilinin uyuşmasından, kolların uyuşmasından felç geçiriyorum zanneder mesela. Hastaya izah ettiğimiz zaman çünkü adrenalinin o kadar çok artıyor ki 5 ile 15 kat arasında ve adrenalin arttığı zaman kas gerginliği 3-4 katına çıkıyor. Kaslar arasında sinirler seyahat ediyor. Kaslar kasılınca sinirleri sıkıştırıyor.
sinirler sıkışınca işte dilde, yüzde, ensede, kollarda uyuşmalar oluyor. Hasta bunu bildiği zaman ne kadar rahatlıyor düşünebilir misiniz? Tabii ki. Sebebini bildiği zaman. Peki ilaç bu tedavinin neresinde? Mesela panik atak hastalarından duyduğum kadarıyla verilen ilaçların ağır geldiğini, evden çıkamama durumu, ağırlaştırma durumu bu neresinde yani? Şimdi her hekim aynı ilaçları veriyor mu yoksa? Başka şey de var mı? Her hekimin kendi tarzı var ve bu çok güzel bir şey. Hepimiz çok farklı, tek ve özel yaratıldık. Tek bir tedavi tarzı herkeste aynı etkiyi göstermez. Ben çok ilaç taraftarı değilim. Çünkü antidepresan ilaçlar otonomik sinir sistemini elektriksel olarak biraz baskılıyor ve otonomik sinir sisteminin devreye girmesine engel oluyor. Yani zırt pırt devreye girmesine engel oluyor. Hastaya bir rahatlık veriyor. Problem şu. İlacı bıraktığı zaman panik atak geri geliyor. Çünkü ilaçlar sizi eğitebilir mi? Panik atak hastası ömür boyu kullanmalı mı bu ilaçları? Yok, hayır, kesinlikle panik atak tedavisi var. Mesela benim hipertiroidim var, ömür boyu kullanmak zorunda olduğum bir ilacım var. Tabii ki, ama sizin tiroid hormonunuz eksik ya da tiroid hormonunuz çok fazla, dışarıdan tiroid hormonu vererek tiroidinizi baskılıyoruz, çok fazla çalışmasına engel oluyoruz. Evet. Ama panik atak hastasında eksik olan hiçbir şey yok. Eksikliği tamamlamayacağız ki niye ömür boyu ilaç kullansın, öyle değil mi? Ömür boyu kullanmayacak. Hayır, yani bir ilaçların süre. Yeri çok sınırlı. Şöyle sınırlı benim fikrime göre ve geldiğim ekolün fikrine göre. Şimdi ilaçlar, mesela diyelim ki panik atak hastası panik atak olduğunu biliyor. Tedaviye gidecek ama gidebilmesi için işte yıllık izini bekliyor veya başka programları var. Hemen tedaviye gidemiyor, gelemiyor. Bu arada hayatını kolaylaştırmak için geçici bir süre, 2-3 ay onu en fazla. En fazla. Yani okul çocuğuysa okuluna gidebilsin, işte bankada çalışıyorsa bankaya gidebilsin, ev hanımıysa işini yapabilsin. Çok güzel bir şey söylediniz. Panik atakta demek yaş yok. Yaş yok. Yani, yaş yok değil mi? Evet. Mesela ben yurt dışında çalışırken 25 ile 40 yaş arasında görüyorduk en çok panik atak hastasını. Türkiye'de 6 yaşında bile panik atak hastamız gelebiliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum aile hekimi Doktor Ofelya Cabral'a. Teşekkürler ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.